Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir domates soslu tatlı biber e, sosu tarifi vereceğim. Gerçekten bu tarif çok güzel, çok besleyici. E, tam bir sağlık deposu diyebilirim. E, tatlı biberle yapacağız. Her yaştan her insan e, bunu rahatlıkla yiyebilecek. Şöyle ben 7 tane domates kullandım. Yaklaşık 600-700 gram kadar da e, biber kullandım. E, yeşil biber. Biber tam bir e, B ve C vitamini deposu. Bu güzel sostan yapın. Kışın bol bol tüketin derim. Domateslerimi rondoda güzelce çektim. Bir tencereye domateslerimi aldım. Hemen küçük ocakta sık ateşte yaklaşık bir yarım saate yakın pişireceğim. Tuz eklemiyorum. Hiçbir şey eklemiyorum. Sadece domates sosumu elde etmeye çalışıyorum. Domatesin sululuk oranını kendinize göre bırakın. Ekmek batırmalık bir şey olsun istiyorsanız biraz daha sulu bırakabilirsiniz. Ee, özellikle de az malzemelerden yaptım ki deneyin beğenirseniz kış için daha çok yaparsınız. Şöyle ben e, bir su bardağından biraz eksik zeytinyağı, sızma zeytinyağını koydum içine. Zeytinyağı çok yakışıyor buna. Daha sonra da biberlerimi doğradım. İrili ufaklı rastgele doğradım. Hiç önemli değil. Siz büyüklüğüne kendiniz karar verebilirsiniz. Ben şu şekilde doğradım. Çekirdeklerini de çıkarmadım. Çekirdekleriyle beraber atacağım. Çok çok güzel oluyor çekirdekleri pişince çekirdeklerinde B17 vitamini var. B17 vitamini de kanser savaşçılarından bir tanesi. O yüzden lütfen e, biberin, domatesin çekirdeğini atmayın, tüketin. Çok faydalı. Şöyle yarım baş kadar da sarımsak e, koyacağım ben. Sarımsaklarımı soymaya başladım. Biberimi içine ekledim. Şöyle birkaç dakika biberlerim pişene kadar sarımsaklarımı doğrayıp hazırladım. Tencerenin kapağını bu aşamada sıkıca kapattım ki biberlerimin rengi bozulmasın diye. Bakın tencerenin kapağını sıkıca kapattığım için biberlerim havayla temas etmedi ve rengi çok güzel yeşil kaldı. Her aşamasını size söylemek istiyorum ki böyle güzel bir biberli sosunuz olsun sizin de. Tencerenin kapağını şu şekilde sıkıca kapatıyorum. Sarımsaklarımı ekledim. Birkaç dakika daha pişsin. Biberi ekledikten sonra çok pişirmiyorum. Maksimum 10-15 dakika. Bir çay bardağı sirke, elma sirkesi kullandım. Bir tatlı kaşığı da tuz koydum. Tuzunu lütfen az az atın. E, tadına bakarak tuz kontrolü yaparak ekleyin. Bakın sirkemi ve tuzumu ekledikten sonra bir 3-5 dakika kadar daha ağzı sıkıca kapalı pişirdim. Gayet güzel piştiler. Biberler piştikten sonra tamam zaten. Biber de çok hızlı pişer. Kapağın içerisinde tam kapattığım için şu şekilde su buharı oluştu. Bunu lütfen sosun içine dökmeden hızlıca alın. E, sosun içine dökülmesin. Sosun içerisine su damlarsa sosunuz küflenir. Kuru temiz kavanoza hemen sıcak sıcak hızlıca dolduruyorum. Ağzını da sıkıca kapatacağım. Dediğim gibi bu doldurma işlemi sırasında asla su ve nem değmemeli. Kapaklar kuru ve temiz olmalı. Şu şekilde doldurdum. Kuru kağıt havluyla ağız kısmını siliyorum. Islak değmemeli, küflenir çünkü. Bu şekilde bu sosunuz 2-3 yıl hiç bozulmadan kalır. Ben genelde buzdolabında saklıyorum reçellerimi, soslarımı ama serin bir yerde de saklayabilirsiniz. Ters çevirdim soyunca düzelteceğim. Şu şekilde tabağıma aldım. Gerçekten çok nefis oldu. Sarımsak, sirke, domates, biberin o harika lezzeti çok güzeldi. Bakın biberler de bu şekilde rengini hiç kaybetmiyor. Rengi de çok güzel oluyor. Çekirdeklerini de dediğim gibi kullandım. Zaten hiç sizi rahatsız etmeyecek çekirdekleri oldukça lezzetli. Her yemeğin yanına yakışacak bir sos oldu. Kahvaltıda dahi tüketebilirsiniz rahatlıkla. Çok sağlıklı. O yüzden mutlaka dolabınızda da bu sostan e, bulundurmanızı tavsiye ederim. Özellikle az ölçülerde yaptım ki tadına lezzetine bakıp ona göre kış için hazırlığınızı yapabilirsiniz. Evet benden de bugünlük bu kadar. Deneyeceklere afiyet olsun. Hoşçakalın, sağlıklı kalın diyorum.